Arkadaşlar merhaba. üçgende açı ortayı konusuna hoş geldiniz. İç açı ortayı ve dış açı ortayı ile bazı kurallar göreceğiz bu filmimizde. Peki açı ortaydan her sene soru geliyor mu? Açı ortaydan her sene direkt soru gelmez. Fakat arkadaşlar diğer konuların içerisinde açı ile ilgili bazı kurallar geçebilir. Yani bir analitik sorusunun içerisinde bile açı ortayı vardır. Dolayısıyla temel konulardan biri olduğu için bu konuyu da iyice öğrenmemiz gerekir arkadaşlar. Peki başlıyoruz üçgende açı ortaya. Açı ortayı doğrusu diyoruz bakın şuradaki doğruya. Açı ortayı doğrusu üzerindeki herhangi bir P noktasından kollara indirilen dikmeler birbirine eşittir. Ve kollardan itibaren A noktasına kadar olan bu iki parça da eşittir. Burada bir deltoid oluşuyor arkadaşlar. Açı ortay aynı zamanda simetri eksenidir. Dolayısıyla açı ortayı da simetrik doğrular oluşturabilirsiniz. Ne demek yani bu? Diyelim ki şöyle bir açı ortayı doğrumuz var. Bakın şu şekilde. Evet şöyle mesela eşit iki uzunluk alabilirsiniz arkadaşlar. Eşit iki uzunluk aldığınızda bu parçalarda ne olmak zorunda? Simetriklikten dolayı birbirine eşit olmak zorundadır. Peki devam ediyorum. BAC açısının açı ortayı AP ışındır. Bakın simetri ekseni olduğunu burada söylemiş. Üç açı ortay bir noktada kesişir biliyorsunuz. Açı ortayların kesim noktasına ne diyoruz biz? İşte çemberin merkezi diyoruz. Ve arkadaşlar İki tanesi açı ortaysa üçüncü köşe verilmese bile bu da kesinlikle açı ortayıdır. Evet örnek sorumuza devam ediyoruz. ABC üçgenindeki verilere göre alan EBC kaç santimetre karedir? Bakın bu üçgenin zaten tabanı verilmiş 12 arkadaşlar. Sadece bize yükseklik lazım. Biliyorsunuz işte açı ortayı da iki tarafa indirilen dikmeler eşit olduğundan burası 4 olur. O halde bu üçgenin artık alanını bulabiliriz. Alan EBC eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Evet bunlar sadeleşirse yanıt 24 olacaktır. Örnek sorumuza geçtik. ABC üçgenindeki verilere göre BCX kaç santimetredir? Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Burada bakın bir açı ortay var. Burada da bir açı ortay var. Dolayısıyla buradan çizdiğimizde ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Gelin kollara dikmeleri indirelim. Açı ortayda indirilen dikmeler eşittir. Bu 2 ise burası 2, bu 5 ise burası 5. Bakın 6'dan 2 çıkarırsanız buraya 4 kalır. Simetrik olduğundan yani kollara indirilen dikmeler eşit ve deltoid oluşacağından buradaki yan kenarda buradaki 4'e eşit olur. Dolayısıyla x 4 artı 5'ten 9 olur. Şimdi gelelim iç açı ortayı teoremini arkadaşlar. İç açı ortayı teoremi nedir? Biz buna açının kolları diyoruz. Bakın kenarda olduğu için. Aşağıda olduğu için de buna ayaklar diyoruz. Kolların oranı ayakların oranına eşittir. Yani C'nin B'ye oranı Y'nin X oranına eşittir. Siz bunu böyle de yazabilirsiniz tabi. Aynı şey sadece ters çevirmiş hali. Ama bunu şöyle de anlayınız arkadaşlar lütfen. Mesela şuraya birkaç tane çizeyim. Şöyle. E, açı ortaydaki oranı şöyle bilirseniz daha güzel olur arkadaşlar. Birazdan yazacağım. Mesela şöyle. Burası örneğin 30 olsun. Burası 20 olsun. Kolların oranı kaç? 30 bölü 20. 3 bölü 2 yapar değil mi? Sadeleştirdiğiniz zaman. O zaman arkadaşlar kolların oranı 3 bölü 2 ise ben buraya 3K buraya 2K yazabiliyorum. Tersi de olabilir. Mesela burası 4 burası 8 verildi. Hocam ayaklar biri diğerinin 2 katı. Sağdaki soldakinin 2 katı. O zaman sağdaki soldakinin 2 katı olacak şekilde 2x'e x yazabilirim. Şöyle de olabilir. Örneğin burası 50, burası 30 olsun. Açı ortayın solunda kalanların oranı 5 bölü 3 ise sağında kalanların oranı da 5 bölü 3'dür. 5x e 3x yazabiliriz arkadaşlar. Evet tabii ki kolların oranı ayakların oranı olduğundan alanlar oranı da olur. Yani ne demek istiyorum? Mesela burası 8, burası 4 olsun. Kolların oranı kaç? Hocam soldaki sağdakinin iki katı doğru. O zaman ben buraya 2x, buraya x yazabilirim. Dolayısıyla tabanı x olan es, 2x olan 2s. Bakın alanlar oranı da 2 yaptı. Kenarlar oranı da 2 yaptı. İşte burada 10'a değinmiş. Evet örnek sorumuza geçiyoruz. ABC üçgeninin çevresi 36 cm ise BCX kaç cm'dir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bir şey öğrenmiştik. Şu doğrudan. Burası 5 burası 7 ise ben buraya 5K buraya 7K yazabiliyordum. O halde 5K'ya 7K ya yazdım bakın. Peki devam edelim arkadaşlar. Çevresi 36'ymış. Hepsini topluyorum. 12K artı 12 eşittir 36. 12K eşittir 24. Nereden geldi hocam? Bunu karşıya attık. Her iki tarafı 12'ye bölersek K eşittir 2 gelecektir. Peki bana neyi soruyor? Bana X'i soruyor. X biliyorsunuz 7K'ydı. 7 çarpı 2'den X eşittir 14 bulunur. ABC üçgeni biçimindeki kağıt DC boyunca katlanırsa A noktası BC üzerindeki A üstü noktasına geliyor. Buna göre X kaçtır diye sorulmuş. Evet katlamalarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Hatırlayınız lütfen. Bütün katlamalarda karşılıklı her şeyi eşitliyorduk. 6 buraya gelir. 9 buraya gelir. Burası açı ortay olur. Burası da açı ortay olur ama onu kullanmayacağız arkadaşlar. Evet o zaman burası 9 arkadaşlar. Burası 6, burası 8 ve burası bakın açı ortay olur. Şimdi açı ortay teoremi yazalım. Kolların oranı, ayakların oranı. O zaman 9'un 9 artı x oranı 6'nın 8 oranı eşit. Sadeleştirirsem 3 bölü 4 yapar bu. O halde arkadaşlar 27 artı 3x içler dışarıdan 36. 27'yi karşıya atalım. 9 kalır. Buradan 3'e bölersek x eşittir. 3 bulunur. O halde yanıt 3'tür. Örnek sorumuzdayız arkadaşlar. Toprak görseli üzerinde ABC noktaları arasında ip gerilip ABC dik üçgeni içine çiçek ekiliyormuş. Evet ABAC'ye dikmiş. Dikkat bunu vermiş. Yani şurası 90 dereceymiş. Bunu başka bir renkle gösterelim. Belki kırmızı daha iyi mi görünür arkadaşlar. Burası 90 dereceymiş. Şimdi 60 var 100 var. Tabii ki burası kaç olacaktır? 80 olacaktır arkadaşlar. Peki gelin bunu şöyle yan tarafa Güzelce çizelim arkadaşlar. Böylece daha rahat çözmüş oluruz. Sorumuz aslında şöyle bakın. Şurada bir açı ortayımız var. Ve şuranın da 90 derece olduğu, buranın 60, buranın 100 olduğu, buranın da açı olduğu söylenmiş. Burayı biz ne yaptık? 6, 8, 10 üçgenler 80 olarak bulduk. Şimdi diyor ki bize soruda e, ABD üçgensel bölgesinin alanı nedir demiş. Evet yani ABD burada tarıyorum. Şurayı sormuş arkadaşlar. Peki dikkat. Şöyle mavi renk yapalım. Peki arkadaşlar dikkat. 60'a 100 oranı kaç? Yani kolların oranı kaç? Kolların oranı hocam 3'e 5. O zaman ben buraya 3K, buraya 5K yazabilirim. 8K eşittir 80'den. K eşittir 10 gelir. Demek ki burası 30, burası 50'ymiş. O zaman artık bu üçgenin alanını bulabilirim arkadaşlar. Bu üçgenin alanı dik üçgen olduğuna göre dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Yani 30 çarpı 60 bölü 2'dir. Bu da ne yapacaktır? 900 yapacaktır. Sıra sende 2'ye geçtik. Bakın 45-45 verilmiş arkadaşlar. ABC üçgenindeki verilere göre ABD üçgeninin alanı kaç birim karedir demiş. Evet ABD üçgenin alanını sormuş. Şimdi tabii ki bu bir açıortay ortaya arkadaşlar. Oran kaç? Bunun bunu oranı 7'leri görmeyin. 3 bölü 4. O zaman burası 3K Burası 4K diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla hipotenüs 5K olmak zorunda. Peki 5K kaç? Bakalım 30 bölü 7 ile 40 bölü 7'yi topla 70 bölü 7 yapar. O da tabii ki 10 yapar. Demek ki K buradan 2'ymiş. K 2 K2 olduğuna göre arkadaşlar burası 6. Burası da ne yapacaktır? 8 olacaktır. Peki tüm üçgenin alanını bulalım arkadaşlar. Tüm üçgenin alanını tabii ki bulabiliriz. Bakın şöyle. Bir kenarı 6. Bir kenarı 8 olduğundan 6 çarpı 8 bölü 2'den bu üçgenin alanı 24'tür. Ama bana tamamını sormuyor arkadaşlar. Bana nereyi soruyor? Bana diyor ki ABD üçgenin alanını bul. Peki burası 30 bölü 7 burası 40 bölü 7 ya. O zaman bu üçgeni ben şöyle parçalayabilirim bakın. 3K'ya 4K şeklinde parçalayabilirim. Ve 24'ü 7'ye böleceğim 3'e çarpacağım o zaman. Çünkü bunun tamamı 24'tü. O zaman 7K eşittir 24'ten. K eşittir. 24 bölü 7. Bana 3K'nın alanını soruyor. Şurayı soruyor arkadaşlar. O zaman 3 çarpı 24 bölü 7 yapacağım. O da 72 bölü 7 yapar. Örnek sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Diyor ki alana 12 santimetre kare olan ABC üçgenin biçimindeki kağıt AD boyunca katlandığında B köşesi AC üzerine bakın B üstü olarak gelmiş. Yani şurası B'ydi katlandığı zaman tabii ki burasının açı ortaya olduğunu unutmayalım. DC de 2 BD eşit verilmiş ve alanı 12 bu ABC üçgenin arkadaşlar. Yani şöyle yazabiliriz bakın BD'ye K dersem ben DC 2K olacak ve e, ABC üçgenin alanı 12 olduğuna göre arkadaşlar 4'e 8 şeklinde biri diğerinin 2 katı olacak şekilde tabii ki ayrı bir. Şimdi bu 4 katlandığı zaman tabii ki buraya gelir. Buraya da ne kalır? Buraya da 4 gelir arkadaşlar. Buna göre alan ABD bulduk. Alan ABD arkadaşlar 4'tür diyoruz. AF 2 FD verilmiş. Evet yani FD arkadaşlar K dersek bakın burası 2 kaymış. Dolayısıyla açı ortaydan dolayı bakın 2 K'ya 6 K'ya 3 yazabiliriz. Direkt yazdık. AB 6 birim olduğuna göre ve alan ADC alan ABF'ye eşitmiş arkadaşlar. Alan ADC Alan ABF'ye eşitmiş. Yani siz buraya 2S derseniz şöyle mavi ile göstereyim. Buraya 2S derseniz ABF'nin alanına ADC'nin alanında 2S oluyormuş. Dikkat! Şu taraftan bakalım. Tabanı 2K olan 2S tabanı K olan S olur. Buna göre X'i bulabiliriz. Şekil dikkat ederseniz şöyle oldu arkadaşlar. Şöyle bir üçgenimiz var. Ee, bakın şurası şöyle. Ee, bize X soruluyor. Ve şuraları biliyoruz. Burası 2s, e, S. burası da arkadaşlar 2s ve buranın 3 olduğunu biraz önce bulmuştuk. O zaman 3s e, 3 düşerse 2s e, 2 düşer deriz. Yanıt 2'dir. Evet yolumuza devam edelim arkadaşlar. Bakın burada bir arabalı sorumuz var. Bu arabalı sorumuzda önce arabanın kaputu alfa kadar açılmış arkadaşlar. Daha sonra diyor ki soruda kaput 2 alfa kadar açıldığında Liftin uzunluğu c üssü d olmaktadır ve B köşesi B üssü konumuna gelmektedir. AB ile c üssü d doğruları K noktasında kesiştiğine göre CD kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar orada biraz şekil küçük gelin bunu büyütelim biraz. Önce alfa olacak şekilde açılmış kaput, fakat daha sonra iki alfa olacak şekilde açılmış. Yani şekil böyle arkadaşlar. Evet ikisini birleştirmiş olduk. Bakın harf koyunca daha iyi anlayacaksınız. Burası A. şurası C noktası 90. Şurası D noktası. D noktası değişmemiş diğerinde. Burası C'nin üstü noktası. Ve buranın 90 olduğunu vermiş. Önce alfa kadar açılmış. Sonra bir alfa kadar daha yani iki alfa kadar açılmış arkadaşlar. Ve soruda bakın. E, AD'yi 20 vermiş. Şurası 20'ymiş. Ve bir şey daha vermiş bakın. AC üssü arkadaşlar 12 birimmiş. Şurası 12'ymiş. Tabii ki siz şunu bilirsiniz. Bu bir 12, 16, 20 üçgeni. Burası 12, burası 20 ise burası 16 olur arkadaşlar. Dik üçgenden. Peki açı ortaysa hocam. Evet açı ortaysa dikkat. Bunun buna oranı kaç arkadaşlar? Şimdi 12'nin 20'ye oranı sadeleştirirsek 4'e bölelim 3, 4'e bölelim 5. 3 bölü 5 oranına sahip. 3 bölü 5 yani burası 3K, burası 5K. 8K16'dan arkadaşlar K buradan 2 gelecektir. Kısacası şöyle diyebiliriz. K2 olduğundan burası 6 burası 10'muş. Getirip buraya 6 buraya 10 yazabiliriz arkadaşlar. Bu açıya beta diyelim. Tersten burası beta 90 burası alfa. Bize CD soruluyor. E taradığım üçgenler bakın şu iki üçgen kırmızı üçgen benzerdir. 6'ya 12'den buraya 6 kök 5 yazabilirim. 1'e 2 orandan hipotenüs kök 5 katı oluyordu. Soldaki kırmızı üçgende 90'ın karşısı 6 kök 5, sağdakinde 90'ın karşısı 10. Soldaki üçgende beta'nın karşısı 12, sağdaki kırmızı üçgende beta'nın karşısı x. Evet biliyorsunuz bu 6 ile bu 12 sadeleşebilir arkadaşlar. Buradan kök 5 x eşittir 20. Her iki tarafı kök 5'e bölersem x eşittir buradan 20 kök 5 bölü 5'ten 4 kök 5 yapacaktır. Evet böylece x'i bulduk. x eşittir arkadaşlar 4 kök 5'tir. Evet geldik dış açı ortay teoremine. Şimdi dış açı ortay teoremi gördüğünüz gibi ABC üçgeninde bakın bu bir ABC üçgeni. Burası iç açı dikkat. Burası dış açı hocam. Aynen doğru. Bakın dış açı ortay çizilmiş. Kuralımız ne? Burada iki türlü de söyleyebiliriz arkadaşlar. Birinci kural dış açı ortayın olduğu noktadan iki tane C harfi yapıyorsunuz. Bakın şöyle. Buna C harfi diyoruz değil mi? İki tane C yapıyoruz. O zaman B'nin Y'ye oranı C'nin X artı Y'ye oranı. Ya böyle ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Genelde böyle anlatılır. Veya şöyle anlatılır. Dış açı ortayın en uç noktası bulunur. Dikkat. Yakın kenar bölü uzak kenar. Yakın köşe bölü uzak köşe. Bir yakın kenarı uzak kenara oranlıyoruz. B bölü C. Bir de yakın köşeyi uzak köşeye. Y bölü Y artı X şeklinde oranlayabiliriz. İki türlü de olur arkadaşlar. Evet burada da bakın onu anlatmış zaten. Gelelim örnek sorumuza. Ee, X kaç santimetredir? Gelin bunu C'den yapalım. Evet C şöyleydi. Bir böyle C yapıyorsun. Bir böyle C yapıyorsun. Daha büyük. O zaman kök 5 bölü 4 eşittir. 2 kök 5 bölü X artı 4. Kök 5'ler sadeleşir zaten aynı tarafta olduğu için. Buradan x artı 4 arkadaşlar 8'den x eşittir 4 bulunur. Aklınızda bulunsun x'i ne bulduk? 4 bulduk. Şimdi bir de öteki yoldan bulalım arkadaşlar. Dış açı uç noktası bulunur. Kuralımız şuydu. Yakın kenar bölü uzak kenar, yakın köşe bölü uzak köşe. O zaman kök 5 bölü 2 kök 5 eşittir 4 bölü 4 artı x. Burası zaten 1 bölü 2 yaptı. O zaman 4 artı x eşittir 8'den. Bakın yine aynı sonucu bulduk. x eşittir 4 bulunur. Sıra sende 4'e geçtik arkadaşlar. Şekildeki verilere göre ac eşittir x kaçtır demiş. Bir kere 3, 4, 5 üçgenden burayı 4 buluyoruz. Buraya da gelin y diyelim. Şimdi dış açı teoremi yapıyorum. y'nin y artı 4'e oranı eşittir. 3'ün 5'e oran. Evet burası 3 burası 5. Şimdi işler dışarı yapalım arkadaşlar. 5y eşittir. 3y artı 12. Bakın bunu karşıya atarsanız 2y kalır. Buradan y eşittir. 6 bulunur. Evet y yerine 6 yazdım. Peki şunu hepiniz biliyorsunuz. Unutmamışsınızdır. Daha önceki föylerde gördük. Dik kenarlar biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs her zaman küçük olanın kök 5 katıdır. O halde burası 3 kök 5. Ya da hocam ben böyle yapmayayım. Pisagor'dan yapayım derseniz tabi ikinci olarak da Pisagor'dan yapabilirsiniz. 9 da 36'yı toplarsak 45 yapar. 45'te 3 kök 5 şeklinde dışarı çıkacaktır. İki türlü de olur arkadaşlar. Örnek sorumuza geldik. E, X kaç santimetredir diye sorulmuş. Bakın dikkat ederseniz burada önce bir iç açıortay var. Önce onu görelim. Bakın burada bir iç açıortayımız duruyor. 1'e 2 oran olduğuna göre buraya A'ya 2a ya yazabilirim. İç açıortaydan bunu yazdık. Şimdi arkadaşlar gelin dış açıortayı kullanalım. İşte dış açıortayımız bunun, bunu oranı, bunun, bunu oranı. O zaman a'nın 2 a'ya oranı eşittir x'in x artı 3 oranı. Evet buradan da 2x eşittir x artı 3'ten x eşittir 3 bulunur. <laughs>